Şimdi beşinci konuşmacı Batman Milletvekili Sayın Ayşe Acar Başaran. Süreniz 10 dakika. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, aslında Sayın Celal Doğan'dan sonra, daha tecrübeli birinden sonra konuşmak biraz zor. Ama Türk hukuk sistemini, Türk adalet sistemini aslında bir çırpıda özetleyen bir konuşma yaptı. Çok da ihtiyaç kalmadı bu açıdan benim bir tekrar özet geçmeme. Ama bugünkü içerisinde bulunduğumuz koşullarda en çok adaletsiz olduğumuz, adaleti en çok aradığımız, adaletin olmadığı bir ortamda Adalet Bakanlığı'nın bütçesini konuşmak da ayrıca trajikomik bir durum. Çünkü bildiğiniz üzere uzun bir süredir o hal koşullarında zaten yönetiliyoruz. Adaletin tek bir cümleyle, tek bir kişinin ağzından çıkan lafla tecelli ettiği bir süreçteyiz. Aslında kanunların değil, fermanların yayınlandığı bir süreçteyiz ve biz bu konuda da buradaki bütçe üzerinde konuşmaya çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar, ben Adalet Bakanlığı bütçesinde ceza evleri bütçesi üzerinde konuşacağım. Ceza Tevki Evleri Genel Müdürlüğü'nün bütçesi üzerinde. Adalet Bakanlığı'nın bütçesini incelediğimizde bütçenin en fazla en büyük payının Ceza Tevki Evleri Genel Müdürlüğü'ne ayrıldığını görüyoruz. %31.9 en fazla oranda Türkiye'de Adalet Bakanlığı'nın bütçesi buraya gidiyormuş. İkinci bir olarak da aslında çok önemli bir istatistik olarak verebileceğimiz en fazla cezaevi nüfusunun en yüksek olduğu nüfus oranına göre söylüyorum. Ülke sıralamasında Amerika, İsrail üçüncü ülkede bizmişiz. Muhtemelen İsrail'de Filistinliler var, Türkiye'de de Kürtler var. Değerli arkadaşlar, şimdi biz cezaevlerini konuşurken birazcık ceza ve suçun tarihsel altyapısına da bakmak gerekiyor. Ceza ve suç aslında yeni icat edilen bir durum değil. Dünyanın ilk varoluşundan beri, insanlık tarihinin ilk gününden bu yana hem bilinen tarih, bilinmeyen literatüre geçmiş mitolojik metinlerde de çokça üzerinde tartışılmış, konuşulmuş bir durumdur suç ve ceza. Klan kabile topluluklarından bugüne gelene kadar aslında birçok cezalandırma yöntemi uygulanmış. Ama modern hukuk sisteminde o klan kabilede olduğu gibi ailelerin öç alma usulü şeklinde cezalandırılma yöntemi bir tarafa bırakılmış ve cezalar kişiselleştirilmiştir. Yani modern hukukta, uluslararası kanunlarda da geçen cezanın kişisel olduğu, şahsi olduğu ön kabulüyle yaklaşılır. Eğer gerçekten bu uygulanırsa. Ama Türk hukuk sistemine baktığımızda doğru, biz aslında hem Türk Ceza Kanunu'nda hem uluslararası kanunlarda benimsediğimiz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve diğer kanunlarda benimsediğimiz şekilde cezaların şahsiliğini benimseriz. Ama maalesef Türkiye'de cezalar şahsi uygulanmıyor. Hem cezaevlerindeki usul açısından şahsi uygulanmıyor, bir bütülen bir topluma, aileye nüfuz edecek şekilde uygulanıyor. Hem de cezaların diğer boyutunda da artık kolektifleşmiş, toplumsallaşmış bir cezalandırılma yöntemi uygulanıyor. Bunu en çok nerede görüyoruz? Aslında hiç konuşulmayan ya da konuşulmak istemeyen cenazelerde görüyoruz. Öldürülenlerin cenazeleri, hayatını kaybedenlerin cenazeleri tahrip ediliyor ve sosyal medyada paylaşılıyor. O kişiye bir şekilde devlet ceza verdiğini düşünüyor ama yanında yetmezmiş gibi ailesi ve toplumun bütünü de cezalandırılma yöntemine gidiliyor. Bu, dediğim gibi, cezaların şahsiliği ilkesine tamamen aykırı bir yöntem olarak kullanılıyor. Cezaevlerinde bu cezalının şahsiliği nasıl yok sayılıyor? Sürgünlerle yok sayılıyor. Adalet Bakanımız da burada. Son süreçte en fazla sürgünlerin yapıldığı süreçtir. Kişi kendisi Diyarbakır'da yargılanıyor ama ülkenin diğer bir ucuna, Edirne'de cezaevinde tutuluyor. Bunun en önemli örnekleri aslında var. Bakın, Abdullah Zeydan Diyarbakır'da yargılanıyor. İli Hakkari Edirne'de. Sayın Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da, Ankara'da yargılanıyor. Aslında Diyarbakır'da yargılanması gerekiyordu. Ailesi Diyarbakır'da, en uzak, en ücra köşeye, Edirne'ye gönderiliyor. Bu aslında kişinin, tabii oraya da gönderecekler. Şimdi kişi zaten bir cezalandırılıyor. Ayrıca yanında ailesi de cezalandırılıyor. Ailesi kişiyle görüşemiyor. Bunun yanında nasıl bir cezalandırma yöntemi? Özellikle telefonla görüş hakkı, son çıkan KHK'larla beraber
çok fazla kısıtlanmış durumda. Hem telefonla görüş hakları kısıtlanıyor, aile görüş hakları kısıtlanıyor, avukat görüş hakları kısıtlanıyor. Bir kez daha aileye bir cezalandırma yöntemiyle cezalandırılıyor. Ayrıca bununla da kalınmıyor. Bildiğiniz üzere kişiye bir defa ceza verildi mi bitti. O cezanın infazının da olması gerekiyor. Hapis cezası. Bizde ayrıca bir ceza var mı hapis cezasından başka bir ceza? Daha farklı bir ceza. Bildiğim kadarıyla zaten idam kaldırıldı. Bunun yanında işkenceyi de suç olan ceza kanununda bir ülkeyiz. Uluslararası imzaladığımız sözleşmelerde de işkencenin suç olduğunu kabul etmişiz. Ama cezaevinde ayrıca cezalandırılıyor. Tek hücrede tutuluyor. Kötü muameleye maruz kalılıyor. Kimlik dayatması nedeniyle Elazığ cezaevinde mesela 45 gündür tutsaklar açlık grevinde 4 aya yakındır aile görüşüne, telefon görüşüne, postaya çıkamıyorlar. Bu ayrıca bir cezalandırma yöntemidir. Ayrıca bir işkence yöntemidir arkadaşlar. Zaten Türkiye'de suç tanımı da çok geniş olduğu için bakın Celal abi çok iyi açıkladı. İstiklal mahkemeleri, DGM'ler, özel yetkili mahkemeler, terör mahkemeleri vesaire bizim adı değişen ama sistemi değişmeyen bir mahkeme, bir yargılama usulümüz var. Suç tanımımız da çok geniş. Düşünce suçlusuydu, siyasi suçluydu. En geldiğimiz nokta herkesi dibi delik bir çuvala attınız. Terörist kavramı. Herkes terörist bu ülkede. Cezaevlerin yarısı teröristle dolu. Bir tweet atan da terörist kabul ediliyor. 9 yıl ceza alan var. Hiç yok demişlerdi bir ara. En ufak bir muhalif ses çıkaran da terörist kavramı içerisinde sıkıştırılıp cezaevine gönderiliyor. Birincisi zaten tutuklayarak, özgürlüğünden mahrum bırakılarak bu insanlara bir işkence yapılıyor ama yetmiyor. Bir kendine göre bir hizaya çekmesi gerekiyor devletin. Bu nedenle de olmaması gereken, işte biz kabile devleti değiliz dedikleri ama klan kabile mantığıyla hareket edilen ve bu mantıkla öç duygusuyla, hasmane bir tavırla cezaevindeki tutsaklara her türlü kötü muamele hak görülüyor. Bir devlet kendi yurttaşına hasmane bir tavır sergileyebilir mi? Bunun herhangi bir açıklanır tarafı var mı? Suçu ne olursa olsun, ben burada suçu tartışacak, burada cezayı verecek, bu cezayı onaylayacak mercine benim, ne bu sıralardaki oturan arkadaşlarımız, ne de cezaevi idareleri, cezaevi yönetimleri. Cezaevi idaresi ve yönetim infaz yapar. Tek görevleri budur. Ama orada o insanlara kötü muamele, işkence yapma hakkına sahip değillerdir. Bakın tutsaklar, mahpuslar gidiyorlar hastaneye. Hastanede de ayrıca kötü muameleye uğruyorlar. İşlemiş oldukları suçtan dolayı gittikleri her hastanede ayrımcı bir tavra maruz kalıyorlar. Bunları kendileri de söylüyorlar. Bu peki bu kadarla mı sınırlı cezaevi meseleleri? Değil. Şu anda binden fazla hasta tutsak var cezaevinde. Bakın çözüm sürecinde bu konu konuşuldu. Bir mutabakata varıldı. Eğer bu devlet, iktidar vatandaşına hasmane bir tavır tutunmuyorsa cezaevinde bu kadar hasta tutsak varken bunlarla ilgili bir düzenleme yapar. Adli tıp raporları var. Adli tıp raporları olmalarına rağmen ölümleri bekleniyor cezaevinde. Daha birkaç gün önce bir cenaze çıktı. Bu hasmane tutum değil de nedir? Değerli arkadaşlar, bir tane daha işkence yöntemi. Tecrit. Bugün İmralı cezaevinden başlayan, Sayın Öcalan'la başlayan ve Türkiye'nin birçok yerine yayılan, birçok cezaevine yayılan bir insanlık suçu işleniyor. Tecrit. Dediğim gibi tek bir şekilde siz ceza verirsiniz ve infazını gerçekleştirirsiniz. Tecritte tutamazsınız. Ama aylardır, yıllardır İmralı cezaevindeki Sayın Öcalan ailesiyle, avukatıyla herhangi bir kimseyle görüşemiyor. Neden? İktidarın politik yaklaşımları nedeniyle. Ve bu peyderpey diğer cezaevlerine de yansıyor. Değerli arkadaşlar, bunu biz söylemiyoruz sadece. Uluslararası sözleşmeler de söylüyor. Bağımsız kurum ve kuruluşlar da söylüyor. Tecrit insanlık suçudur. Bir insan tecritte tutamazsınız. Kendi vatandaşınıza hasmane bir tutumla yaklaşamazsınız. Diyoruz, dinlemiyorsunuz. Ve Adalet Bakanlığı'nda bir sorunun cevaplanmasını beklediğim başka bir soru var. 2016 yılında ve 2017 yılında SPİT'i Türkiye'deki cezaevleri için incelemeye geldi. Biliyoruz ki SPİT'i raporlarını açıklarken İçişleri'nin bakanının onayını gerekiyor. Hükümetten, iktidardan sorumuzdur. Madem her defasında cezaevleri biz işkence var dediğimizde yok diyorsunuz. Madem cezaevlerinde işkence yok, neden SPİT'in raporlarının açıklamasına izin vermiyorsunuz? Eğer yoksa bir işkence,
Bırakın Spiti geldiği, yaptığı gözlemleri kamuoyuyla paylaşsın. Biz söylemeyelim, siz söylemeyelim. Zaten bizim girişimize izin vermiyorsunuz. Bakın 2,5 yıldır bizler cezaevlerine hiçbir şekilde gözlem için gidemiyoruz. Siz de gitmiyorsunuz. İnsan Hakları Komisyonu 2,5 yılda gittiği 3-5 cezaevi, o da belirlediği cezaevleri. Kendi bakış açısına göre belirlediği cezaevlerine gitti. Başkanım ben bir dakika daha alabilir miyim? Tamamlayın buyurun. Biz gidemiyoruz. Gitmiyor. Yurt dışından heyet geliyor, raporun açıklamasına izin vermiyorsunuz. Kapalı bir kutu halinde, ne olduğu bilinmeyen bir bölge haline geldi. Zaten Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durum açık cezaevi halinde. Her gün cezaevi yapma müjdesi veriyorsunuz. Çevreleyin, bütün Türkiye'nin etrafında açık cezaevi halindeyiz. Amenna, tamam. Bunu da kabul ettik artık. En azından biz bunun karşısında konuşabiliyoruz, bunu kamuoyuyla paylaşabiliyoruz elimizden geldiğince. Peki onlar? Onların sağlığından da, güvenliğinden de, hayatından da siz sorumlusunuz. İktidar olarak sorumlusunuz. Ve bu raporların ne dediğini, nasıl bir inceleme, nasıl bir sonuç çıktığını da açıklamasına izin vermek zorundasınız. Bizim gidişimize de izin vermek zorundasınız. Eğer zan altında kalmak istemiyorsanız, eğer hala işkencenin yokluğunu iddia ediyorsanız bırakın, biz de gidelim. Uluslararası kurumlar da gitsin. Bakalım var mı yok mu, hep beraber tescil edelim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Teşekkür ederiz Sayın Başaran.